Ana Haber'den iyi akşamlar sayın seyirciler. Ben Pınar Erbaş. Günün en sıcak gelişmelerini aktaracağız. Hem coşkuların en büyüğünü hem de ulu önderimize, atamıza özlemin en derin halini yaşıyoruz bugün. Çünkü uğruna binlerce şehit verdiğimiz Türkiye Cumhuriyeti bir asra bir adım daha yaklaştı. 96 yaşına ulaştı. Başkent Ankara'daki kutlamalar milletimizin en önemli günü 29 Ekim'e yakışır görkemdeydi. Aradan tam 96 yıl geçti. Ne coşkusu azaldı ne özlemi. Cumhuriyetin kuruluşunun 96. yıl dönümünde devletin zirvesi atanın huzuruna çıktı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için ilk tören Anıtkabir'de düzenleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün huzuruna çıkacak. MHP lideri rahatsızlığı nedeniyle yoktu Anıtkabir'de. CHP ve İyi Parti liderleri katıldılar törene. Erdoğan'la Kılıçdaroğlu göz göze bile gelmedi. Cumhurbaşkanı Akşener ve MHP heyetiyle tokalaştı. O anlar fotoğraf karelerine böyle yansıdı. Mozole'nin ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçildi. Anıtkabir özel defterini imzaladı Cumhurbaşkanı. Mesajında Barış Pınarı vurgusu dikkat çekti. 9 Ekim'de başlattığımız ve kısa sürede çok ciddi başarılara imza attığımız Barış Pınarı harekatıyla Suriye sınırımız boyunca kurulmak istenen terör koridorunu dağıtarak kararlılığımızı bir kez daha tüm dünyaya gösterdik. Ruhun şad olsun. Anıtkabir'in avlusu hınca hınç doluydu. Atasına koşanlar Erdoğan'ı karanfillerle, asker selamıyla uğurladı Anıtkabir'den. Törenlerin bir sonraki adresi Beştepe'ydi. CHP ve İyi Parti liderleri külliyedeki tebrik töreninde yoktu. Anıtkabir'deki törenlere katılmayan MHP lideri Bahçeli vardı bu kez de. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı. Resmi kutlamaların bir sonraki durağı meclisin önüydü. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında meclisin bahçesinde Türk Silahlı Kuvvetleri Mehteran Birliği de bir konser veriyor. Sonra da Ulus'taki 1. Meclis binasına Cumhuriyet Bayramı kortej yürüyüşü düzenlendi. Sınırların ötesinde devam eden operasyonlara katılan kahraman Mehmetçikler de bir sürprizle karşılandı. Opera Köprüsü üzerinde onlara karanfil atılıyor. Çok mutluyum. Çok Allah her bayramımızı böyle yapsın. Duygulandım. Aşırı derecede şu an konuşamıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi önünden başladı Cumhuriyet Bayramı'nın kortej yürüyüşü ve Cumhuriyet'in ilan edildiği 1. Meclis'in önünde de son buldu. Atanın ebedi istirahatgahı gün boyu hiç boş kalmadı. Cumhuriyet sevdalıları kuruluşunun 96. yıl dönümünde minnetle, hasretle Anıtkabir'e koştu. İyi ki Cumhuriyet var. Biz Atatürk'ü çok seviyoruz. Ellerinde Türk bayrakları, yüreklerinde Cumhuriyet'in 96. yaş günü coşkusu vardı. Tüylerimiz diken diken oldu. Duygusallık bastı. Bayramın coşkusu bir farklı. Burası cidden çok güzel. Resmi törenlerin bitmesiyle halkın ziyaretine açıldı Anıtkabir. Genci yaşlısı 7'den 70'e on binlerce kişi atanın huzuruna koştu. Atamıza geldik, saygıya geldik, sevmeye geldik toprağın atamızın. Birazcık üzüldüm de. Neden? Atatürk öldüğü için. Merdivenleri baston yardımıyla adımlayanlar da vardı. Bebekleriyle Anıtkabir'in yolunu tutanlar da. 70 yaşında 48 doğumluyum. İlk defa geldim. Atamı görmeye geldim. Giresun'dan geliyorum. Sırf bugün için mi geldin? Evet. Kimi şiir okudu? Cumhuriyet Bayramı. Geldi bize ne mutlu. Bayraklarla donattık güzel okulumuzu. İçimde acı. Şanlı Ordu'nun savaşı. Hep ararım seni, savaşların kahramanı. Kimi büyük önderin kabri başında dua etti. Bu zamana kadar bize bu ülkeyi bıraktı. Biz de onu yalnız bırakmıyoruz bu özel günlerde. Türkiye'nin dört bir yanından gelenler Atatürk'ün mozolesine çiçekler bıraktı. Anıtkabir Müzesi'ni gezdi. Bol bol fotoğraf çektirildi. Kuruluşunun 96. yıl dönümünde tüm Türkiye tek yürek oldu. Yine özlemle, minnetle atasını andı.
İstanbul'da da 29 Ekim coşkusu vardı. Cumhuriyetimizin yıl dönümü ay yıldızlı bayraklarla, kırmızı beyaz ışıklarla, geçitlerle kutlandı efendim. Sultanahmet'teki Cumhuriyet buluşmasına binlerce İstanbullu katıldı. Geceye Fahir Atakoğlu, Şevval Sam ve Athena'nın müzikleri de eşlik etti. İstanbul'un dört bir yanında elinde ay yıldızlı bayrak, yüreğinde vatan sevgisi, kalabalıklar sokaklarda, meydanlardaydı. Cumhuriyet'in 96. yıl dönümü coşkuyla, gururla, minnetle kutlandı. Camlar, balkonlar bayraklarla donatıldı. Bayrağını kapan resmi geçit için Vatan Caddesi'ne koştu. Klasik Otomobilciler Derneği konvoy yaptı, Türk bayraklı klasik araçlarıyla Boğaz'ı gelin gibi süsledi. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına gökyüzüne selam gönderiyoruz. Birinci yılını kutlayan İstanbul Havalimanı'nda da, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da coşku hakimdi. Gece Sultanahmet Meydanı ise mahşer yeri gibi kalabalıktı. Yaşasın Cumhuriyet! Yaşasın demokrasi! Binlerce kişi ellerinde Türk bayrakları adeta görsel şölen oluşturdu. Köprüler, Galata Kulesi, Taksim Meydanı, yer gök kırmızı beyaza büründü. Sultanahmet Meydanı'na kurulan sahneye Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu el ele geldi. Gençleri Dilek İmamoğlu'nu sahneye davet. Ünlü sanatçı Fahir Atakoğlu senfoni orkestrası eşliğinde muhteşem bir konser verdi. Şevval Sam İzmir Marşı ile çıktı sahneye. Yaşa! Athena grubu da şarkılarıyla Sultanahmet Meydanı'nı coşturdu. Sadece Ankara'da, İstanbul'da değil elbette. Cumhuriyet Bayramı Edirne'den Ardahan'a yurdun dört yanında coşkuyla kutlandı. Türkiye'de yer gök kırmızıydı. Cumhuriyet ilan edileli bugün tam 96 yıl oldu. O gün olduğu gibi bugün de 7'den 70'e herkes sokaktaydı. Her şey 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Edirne'den Ardahan'a her yerde coşkuyla kutlandı. 89 yaşındaki Emirzade teyze Kırklar elindeki evinin önünde andımızı okudu. Bir varlığım Türk varlığına armağan olsun. Manisa'da tarım işçileri saygı duruşuna geçti. İstiklal Marşı'nı söyledi. Korkmazmez bu şafak. İzmir Ödemiş'te 2000 kişi aynı anda diz kırıp zeybek oynadı. Nevşehir'de balonlar bayram için havalandı. Atalarımız 96 yıl önce düğün havasına bürünmüş memleketi. Biz de onlardan ilham alarak düğünümüzü bu tarihte yapmak istedik. Bilecik'te gösteri sırasında sakatlanan minik sporcu acısına rağmen gösteriyi bırakmadı, gözleri dolsa da sonuna kadar dayandı. İzmir'de de performans sanatçısı Yunus İşçi, asker selamlı canlı heykel performansı sergiledi. Şu anda 15 saati bitirdik. 16. saatin içindeyiz. 19'a kadar da performansını devam ettirecek. Ve Kaptan Sefer Türkoğlu bayrağımızı Kızıldeniz'in mavi sularında açtı, Mehmetçi'ye selam durdu. Sırada gururla izleyeceğiniz iki Cumhuriyet çocuğu var. Biri 11 yaşındaki Yağız. Bir nostaljiyi canlandırdık. Gazeteci çocuk oldu. 94 yıl önce olduğu gibi yazıyor diyerek Cumhuriyet'in ilan edildiğini duyurdu. Diğeri ise 24 yaşındaki Halil İbrahim. Yere düşen Türk bayrağını kaldırmak için bakın ne yaptı. Yazıyor. Cumhuriyet'in ilan edildiğini yazıyor.
Yazıyor, aferin. Yazıyor. Ne güzel, ne güzel. Geleceğimizin gençleri bunlar şimdi. Atatürk sevgisi bende ömür boyu bitmeyen bir şey olacak. Atatürk'ü anmak, bizlere armağan ettiği Cumhuriyet'i kutlamak için gazeteci çocuk oldu. Cumhuriyet tarihinde basılan ilk gazeteyi dağıttı. Hem gururlandırdı hem de nostalji yaşattı. Yazıyor, yazıyor. Cumhuriyet'in ilan edildiğini yazıyor. İç ısıtan bir görüntü değil mi efendim? Hakikaten çok güzel ya. Ya o eski Türk filmleri izliyorduk ya, evet. İşte onlar. Yağız Ceylan 11 yaşında, bugün ne yapabilirim diye düşündü, aklına bu fikir geldi. Tam 96 yıl önce bugündü, gazeteci çocuklar Cumhuriyet'in ilanından sonra basılan ilk gazeteyi yazıyor yazıyor, Cumhuriyet'in ilan edildiğini yazıyor diye bağırarak sattılar. Tam 96 yıl sonra da Yağız aynı anları tekrar canlandırdı. Yazıyor yazıyor, Cumhuriyet'in ilan edildiğini yazıyor. Gazeteci çocukların yani benim gibi benim yaşlarımda olanların o zamanlar durumları olmadığı için böyle kıyafetler giyerek sokak aralarında gazete satarak para kazanmaları gerekiyormuş. Tıpkı onlar gibi sokağa çıktığında görenlerin içi ısındı, yüzü güldü. Çok özlediğimiz bir sesti, yavrumu tebrik ediyorum. İdeallerine koşarsın inşallah. Aferin sana, teşekkür ederim ha. 24 yaşındaki Halil İbrahim de böylesi önemli bir günde bir başka gurura imza attı. Çalıştığı inşaatın karşısındaki demirlerle çevrili boş arazide yerde Türk bayrağı gördü. Hemen indin inşaattan. Evet. Geldin, kapıya baktın. Kapı kilitliydi. Onu orada görürken içim el vermedi, dayanamazdım. Kapı kilitliydi ama bayrak da yerdeydi. Yapacak tek bir şey vardı. Halil İbrahim hiç düşünmeden yaklaşık 3 metre uzunluğundaki bu demirleri tırmandı, arka tarafa atladı ve bir Türk gencine yakışır şekilde Türk bayrağını yerden kaldırdı. Bayrağımı aldım. Öperek koynuma koydum. Asla yerde bırakmam. Halil İbrahim'in derdi yerdeki bayrağı almaktı. Arkadaşları ise onun metrelerce uzunluktaki bu demirleri tırmandığını görünce telefonla kayda girdiler ve o duygulandıran anları kaydettiler. Sonra da o görüntüyü Show Haber WhatsApp ihbar hattına gönderdiler. Canına da zarar gelebilirdi. Bu bizim canımızdan daha kıymetli. Cumhuriyet Bayramı ile aynı günde Türkiye'nin milli güvenliğini çok yakından ilgilendiren gelişmeler de yaşanıyor. Soçi mutabakatıyla verilen 150 saatlik süre az önce doldu. Gözler verilen sözlerin tutulup tutulmadığına, teröristlerin Suriye hudut hattından çekilip çekilmediğine çevrildi. 150 saatin sonunda Barış Pınarı Harekatı alanı sınırlarının batısı ve doğusunda 10 kilometre derinlikte Türk Rus devriyeleri başlayacaktır. Tel Fırat ve Münbiş'teki tüm YPG'li teröristler silahlarıyla beraber bu bölgenin dışına çıkarılacaktır. Soçi'de verilen süre doldu. Güvenli bölge mutabakatında kritik bir aşama daha geride kaldı. Harekatın ana gayesi bölgeden PKK, YPG terör örgütünü çıkartıp Suriyeli sığınmacıların geri dönüşünü sağlamaktır. Erdoğan'la Putin'in Rusya'daki zirvesinde alınmıştı o önemli karar. PYD-YPG'li teröristlerin bölgeden tamamen çekilmesi için saat 18'e kadar süre tanınmıştı. Cumhurbaşkanı mutabakata uyulmaması halinde operasyonların yeniden başlayacağını açıklamıştı. Suriye topraklarında ayrılıkçı hiçbir gündeme izin vermeyecektir. Anlaşmalar çerçevesinde Amerikalı yetkililerin ardından Rus askeri heyeti de Ankara'ya geldi. Genelkurmay karargahındaki görüşmelerde ikinci gün geride kaldı. Hem mutabakat koşullarının yerine getirilip getirilmediği takip edildi, hem de geleceğe dönük hazırlıklar üzerinde çalışıldı. Moskova yönetimi YPG'nin çekilmesi planlanandan önce tamamlandı açıklaması yaptı. Türk Silahlı Kuvvetleri Savunma Bakanlığımız bunu güçlü bir şekilde takip ediyor. Günlük olarak kendilerinden bilgi beklediğimizi, haber beklediğimizi ifade ediyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile aynı günde gözler bir yandan da İsviçre'de. Suriye'nin yeni anayasasını yazacak 150 üye Cenevre'de bir araya geldi. Mevlüt Çavuşoğlu da dörtlü toplantıda Rusya ve İran Dışişleri Bakanlarının yanı sıra Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi ile buluştu. DAEŞ terör örgütü elebaşı Bağdadi'nin sonunu getirenlerden birinin de 5 numaralı yardımcısı olduğu ortaya çıktı. Geçen yıl Türkiye'de gözaltına alınan o terörist bakın liderini nasıl ele vermiş.
operasyonun üzerindeki sis perdesi aralandı. DAEŞ liderinin öldürülmesini sağlayan sürecin Sakarya'da başladığı ortaya çıktı. Abu Bakar al-Baghdadi is dead. Bağdadi'nin 5 yardımcısından biri olan İsmail el-İtafi'yi geçen yıl Şubat ayında gözaltına almış, 6 gün sorgulamıştı Türk polisi. Ardından vatandaşı olduğu Irak'a iade edilmiş, orada da idam cezasına çarptırıldığı ilan edilmişti. Ancak ilerleyen günlerde açıklanmayan bir gerekçeyle serbest kaldı el-İtafi. Aylar sonra İdlib'e geçince de takibe alındı. Bağdadi ile buluşması insansız hava araçlarıyla tespit edildi. Ve 5 ay süren o takip DAEŞ liderinin sonunu getirdi. Apache helikopterleri Bağdadi'nin bulunduğu yeri ateş altına aldı. Özel eğitimli Delta Force birlikleri de Black Hawk helikopterleriyle Turlaha bölgesine indirildi. 2,5 saat süren çatışmaların ardından Bağdadi yeleğindeki bombaları patlatarak intihar etti. Tıpkı Usame Bin Laden gibi onun cesedinin de denize atıldığı açıklanırken Trump Bağdadi'nin yerine geçecek isminde öldürüldüğünü duyurdu ama ismini vermedi. O teröristin Abdullah kardeş olduğu ileri sürüldü. ABD Başkanı operasyona katılan köpeğin fotoğrafını da harika iş çıkarttı diyerek paylaştı. İstanbul'da nefes kesen bir şafak operasyonu vardı bu sabah. DAEŞ lideri Bağdadi'nin öldürülmesinden sonra eylem hazırlığında olduğu tespit edilen hücrelere baskın yapıldı. Cumhuriyet Bayramı'nı kana bulamayı planlayan teröristler kıskıvrak yakalandı. DAEŞ'in lideri Bağdadi öldürüldü, terör hücreleri hareketlendi. İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı törenlerini kana bulamak isteyen hücreye şafak baskını düzenlendi. Nefes kesen operasyonda 3 terörist yakalandı. Yurt genelinde ise 46 DAEŞ'li gözaltına alındı. Başkan bir polis! DAEŞ lideri El Bağdadi Amerikan askerleri tarafından geçtiğimiz gün öldürüldü. Türkiye'deki terör hücreleri hareketlendi. Emniyet Genel Müdürlüğü de İstanbul, Mersin, Bursa ve Konya'da yaptığı operasyonda 42 DAEŞ şüphelisini gözaltına aldı. 3 kişi ise hala arıyor. Elebaşı Bağdadi'nin ölümüyle darbe yiyen örgüt Türkiye'yi hedef alıyordu. Dün çok kritik bir operasyon yapıldı. En dikkat çekici operasyonlar ise İstanbul'da gerçekleştirildiği 29 Ekim törenlerine saldırı planı yapan 3 şüpheli Sancaktepe, Esenyurt ve Maltepe'de hücre evlerinde gözaltına alındı. Terör ve istihbarat polisi özel harekat desteğiyle 3 ayrı adrese baskın düzenledi. Teröristlerin Suriye savaş bölgesinde askeri ve ideolojik eğitim aldığı belirlendi. Kanlı eylem için emir İdlib'ten geldi. Hedefse İstanbul'du. Terör polisi sansasyonel eylem planlayan teröristlerin Sancaktepe'de bir minibüs çaldığı, o minibüsü de Eminönü'nde bulunan İstanbul Valiliğine yakın bir otoparka park ettiğini belirledi. Polis o otoparka gitti ve araca el koydu. Ayrıca hücre evinde yapılan aramalarda ise birkaç pompalı tüfek ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Kanlı saldırıda kullanılacak silahlar laboratuvara gönderildi. Terör polisi 7 şüpheliyi daha gözaltına aldı. PKK yandaşları önce Norveç'te bir Türk aileye ardından Londra'da Sancaktepe Belediye Başkanı'nın aracına saldırdı. Sinoplu bir kadın o saldırıları Necip Fazıl Kısakürek'in zindandan Mehmet'e mektup şiiriyle kınadı. Allah'ım yardım et. Mehmet'im, sevinin başlar yüksekte. Ölsek de sevinin, köye dönsek de. Sanma bu tekerler kalır tümsekte. PKK yandaşlarının Avrupa'daki Türklere saldırılarını şiir okuyarak kınadı. Bizimle uğraşmayın dedi. Biz Türk'üz ya. Benim dinimle uğraşan yok Avrupa'da. Benim Türklüğümle uğraşıyorlar. PKK yandaşları 3 gün önce Norveç'in başkenti Oslo'da bir Türk ailenin aracına böyle saldırmıştı. Allah'ım yardım et. İşte siz busunuz. Üstelik o araçta ailenin küçük bebeği de vardı. Oyun yapıyoruz oğlum. PKK sempatizanı bir başka grupta 2 gün önce Londra'da İstanbul Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Dövücü'nün bulunduğu araca saldırdı. Bunun Avrupa'nın diğer kentlerinde olduğu gibi her yerde bir son verilmesi gerektiğini düşünüyorum.
O da aynı dilekte bulundu. Sinop'un Boyabat ilçesinde jandarma komutanlığı önündeki askerleri görünce usta şair Necip Fazıl Kısaköre'nin zindandan Mehmet'e mektup şiirini okudu. Yarın elbet bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış, evet bizimdir. PKK yandaşlarının Avrupa'daki Türklere saldırılarına böyle tepki gösterdi. Biz Türk'üz ya, benim dinimle uğraşan yok Avrupa'da. Benim Türklüğümle uğraşıyorlar. Memurların dört gözle beklediği 3600 ek gösterge uygulaması için müjdeli haber geldi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik çalışmanın sürdüğünü, konuya pozitif yaklaşıldığını açıkladı. Peki o düzenleme kimleri kapsayacak? İşte yanıt. Bu konudaki yaklaşımımız pozitif bir yaklaşımdır. Milyonların dört gözle beklediği düzenleme için böyle dedi. Zaman vermedi ama hazırlıkların sürdüğünü açıkladı. Bununla ilgili olarak arkadaşlarımız çalışıyorlar. Zamanlaması tabii Sayın Bakan tarafından açıklanacaktı. 3600 ek gösterge 4 meslek grubunu kapsıyor. Öğretmenler, hemşireler, din görevlileri ve polisler. Eğer ek gösterge çıkarsa hem maaşlar artacak hem de emekli ikramiyeleri. Tabii ki olur. İnşallah verilir. Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan vermişti. Meclisin açılmasıyla birlikte kamu çalışanları da düzenlemenin gündeme gelmesini beklemeye başladı. Endişeleri giderecek açıklama AK Parti sözcüsünden geldi. Bu düzenlemede çalışılan konu nedir peki? Ekonomik disiplin içerisinde uygun bir takvime yerleştirilmesi, personel sistemindeki meslekler arası dengeler de gözetilerek bunun yapılması. 500-600 civarında bir ilave. Memnun eder mi? Etmez mi? Şimdi gözler o çalışmanın ne zaman tamamlanacağında ve beklenti ek gösterge düzenlemesinin tüm memurları kapsayacak şekilde genişletilmesi. İmamlara geliyor da maliyecilerine gelmiyor. İstanbul'da yine taksici zorbalığı yaşandı. Üstelik mağdur da bir taksici. İspark durağını adeta işgal eden kendini bilmez taksiciler meslektaşlarını durağa sokmadı. Burası bizim dediler, tehdit edip küfür ve hakaret yağdırdılar. Adamlar gasp ediyor, kanundan korkmuyor, belediyeden korkmuyor, polisten korkmuyor. Eşkıyalığa soyundular, belediyenin durağına meslektaşlarını sokmadılar. Taksici zorbalığı kameraya böyle yansıdı. Bak git, çocuk ağzını yüzünü ovalarım sonuna. Ben niye ovalıyorum? Söyle, seni beni söyle. Ne yaptım ben sana? Bana dedi ki sana dedi dansöz kıyafeti giydiririm. Celil Aydın 10 yıldan beri İstanbul'da taksi şoförlüğü yapıyor. Dün akşam saatlerinde bir müşterisini bıraktıktan sonra Cevizli Bağ metrobüs durağı yanındaki işte bu İspark taksi durağına geldi. Yani burada 1 lira verip herkes bekleyebilir. Diyelim iş almak istiyor, durağa giriyor. İşte parasını veriyor, ispakçı görevlisi var burada, fişimizi kesiyoruz. Ancak iddiaya göre 3-4 taksici burayı mesken tutmuş ve Celil Aydın'ın buradan müşteri almasını engellemeye çalıştılar. Hatta üstüne üstlük bir de onu tehdit ettiler. Ne oğlum bu ya? 36 yaşındayım ben, ne oğlum bu? Ben de 46 yaşındayım, akıllı. 15 senedir ben buraya durmadım. Burası belediyenin taksicilerin müşteri beklemesine izin verdiği bir ispark durağı. Ancak bu taksiciler adeta durağa el koymuş, başka kimseyi sokmuyor. Akşam İspark görevlisi gittikten sonra bir rant kapısı olarak gören bir takım taksiciler geliyor. Diyor ki biz diyor buranın sahibiyiz. Zorba taksiciler git buradan dedikleri meslektaşlarını tehdit etti, hakaret, küfür yağdırdı. Oğlum sen derim. Nasıl edeceksin ya ulan, sen kimsin ya? Abi dağ başı mı burası, ne yapsınız ya burada? Dağ başı mı burası? Kırk ayağı. Kesinlikle bir, ya böyle bir kanserleşmiş bir sistem. Çaresi yok. Lan oğlum! Bu mandalinaları beğenmedim, güzelini sat deyip terör estirmiş, beylik silahıyla iki pazarcıyı vurmuştu. Müebbet istemiyle yargılanan o emekli polisin davasında sürpriz bir karar çıktı. Tahliye edildi. Durup dururken abi hiçbir şey yokken çıkarttı sıktı ya. Hiçbir şey yokken ya, bir kilo mandalina. Mandalinaları beğenmedi, beğenmediysen alma diyen pazarcıları vurdu. Pazarda dehşet saçan emekli polis hakkında karar çıktı. Emekli polis 2 yıl kadar önce Bursa Yıldırım'da bir semt pazarına gitti. Bu tezgahın önüne geldi ve mandalina istedi. İddiaya göre pazarcıların verdiği mandalinaları beğenmedi. Ön sıradan koy dedi, o da olmayınca deliye döndü. Ufak bir tartışma. Çıkardı, sıktı.
Benim burada arkadaşım ya. Sebep yok ya. Burada. İki parmak daha yukarı, kalbinin üstüne, bitti. Dönüşü var mı? Beylik tabancasını çıkarıp ateş açtı. Yemin ediyorum var ya, kaçmasam sıktıydı bana adam. Pazarcılardan birini karnından, diğerini ayağından vurdu. Bu kadar ucuz mu insan hayatı ya? Kullan da can veriyordu arkadaşım benim. Burada diyor ki benim üstüme gelmeyin diyor. Ben diyor panik atam diyor. Ben diyor polisim diyor. Polisi panik atar. Polis panik atar. Var mı böyle bir şey ya? Pazarcılar hastaneye kaldırıldı. Emekli polis de tutuklandı. Öldürmeye tam teşebbüsten müebbetle yargılanıyordu. Ayrıca 3 yıl daha hapsi isteniyordu. Dün de hakim karşısındaydı. Beni dövmeye kalktılar, sopayla vurmaya başladılar. Kendimi korumak için silahımı çıkartmıştım. Pişmanım, kendilerinden özür diliyorum dedi. Mahkeme heyeti yattığı süreyi göz önünde bulundurarak emekli polisi tahliye etti. Duruşmayı da ileri bir tarihe erteledi. Bütün serveti küçük bir çantada sakladığı 40 bin liralık altınlarıydı. Düğüne giderken yolda düşürdü ama daha arkasını bile dönmeden 13-14 yaşlarındaki bir çocuk o çantayı kapıp gitti. O anlar güvenlik kameralarına da yansıdı. Ay çocuk aldı. Vicdanları varsa o ailenin, benim evlatlarımın 3 tane çocuğum var, onların rızkını bana getirsinler. Ne zorluklarla biriktirdi onu. Ama o birikim bir anlık dalgınlık yüzünden uçup gitti. 40 bin liralık altın çantasını düşürdü. O çantayı alıp götüreni görünce bir şok daha yaşadı. Kardeşimizin düğünüydü, heyecanlıydı. Selma Öztürk Esenyurt'ta yaşıyor. Oğlunun sünnetinden kalan altınları ve eşinin eski işinden kalan tazminat parasını evde bir altın çantasında saklıyordu. 3 gün önce de kardeşinin düğünü vardı. Altın çantasını yanına alıp kuaföre gitti. Düğün kalabalığı olduğu için evden o yüzden aldım. Selma Öztürk pazar günü kuaförden çıkmış, hazırlıkları tamamlamak üzere eve geçecekti. Haliyle de eli kolu doluydu. Buradan yolun karşısına geçmek istediler. Bu nedenle de çocuğunun elini tuttu. Ama kızının elini tutarken içip altın dolu çantayı yere düşürdü. 4 adet bilezik 89 gram yapıyor. Küpeler. İçi çeyrekli, etrafı zincirli. Bir tane çeyrek altın, 3 tane yüzük, belediye yardım kartım vardı. Genç kadın aslında altın dolu çantanın olmadığını saniyeler içerisinde fark etti ve koşa koşa hemen bu tarafa geçti. Mağazada unuttuğunu düşünerek yönünü bu tarafa çevirdi ama aslında o anlarda küçük çocuk çantanın düştüğü yerde çoktan içi altın dolu çantayı alıp ilerlemişti. Yani genç kadın bu tarafa değil de eğer bu tarafa yönelseydi altın dolu çantayı alan çocuğu fark edecekti. 40 bin değerinde para verdim. Konuşamıyorum, 2 gündür yemiyorum, içmiyorum. Aile hemen polise haber verdi. Güvenlik kamerası görüntülerinden altın çantasını 13-14 yaşlarında bir erkek çocuğun aldığı tespit edildi. Eğer vicdanlı bir annesi, babası, ailesi varsa benim çocuklarımın hakkını, rızkını getirsinler. Talihsiz kadın şimdi her yerde altınları alan o çocuğu arıyor. Bu çocuğu gören, duyan vicdanlı insanlar, lütfen buradan size sesleniyorum. Bize ulaşın. Ben onlara gereken yardımı vereceğim. Şikayetçi de olmayacağım. Efendim, dolandırıcılar yine şeytana pabucunu ters giydirdi. Bu kez dublör kullanarak tezgah kurdular. 10 milyon liralık serveti olan yaşlı bir adama çok benzeyen birini buldular ve varını yoğunu satmaya kalktılar. İşte dublörlü çetenin marifetleri. Burası benim yerimdi. Benim haberim olmadan tuttular, satmaya çıktılar üçkağıtçılar. Kolayım be kızım, ben bunu 60 sene bir fiil aç gezdik, parasız gezdik, yoksuz gezdik, bu yerleri yapalım diye. Ona tıpatıp benzeyen bir dublör buldular, bin bir türlü hileyle 60 yıllık emeğini çalmaya kalktılar. Dublör mü diyorlar, dubleks mi diyorlar. Ama dublörlü çetenin oyunu bozuldu. Satacaklardı bütün mallarımı. Çok şükür Allah'a. Saki Çınardalı 84 yaşında, İzmir'de yaşıyor. Ev, arazi derken yaklaşık 10 milyon liralık mal varlığı var. Bunu öğrenen bir çete ona çok benzeyen yaşlı bir adamı nüfus müdürlüğüne götürdü. Nüfus kağıdını kaybetmiş gibi nüfus kağıdı çıkarttı. Tabii bunu nüfus nasıl yaptı, ona da çok şoktayız. Ve o kimlikle arazilerini satmaya çalıştı. Babamın dublörü olan kişi kimliği alınca tapuya gidiyorlar, notere gidiyorlar. Yeri alacak kişi şüphelenip babama geliyor. Geldi, o alacağı insanlar bana sordu. Ben dedim satmıyorum kardeşim yerimi. Ondan sonra bu adamlar gitti.
Alıcılar durumu polise bildirdi. Dublörlü çete çökertildi. Gözaltına alınan 4 kişiden ikisi tutuklandı. Allah da bize yardım etti. Zaten bizim her şeyimiz helal. Benim bir kuruş haramım varsa Allah iki çıkarsın. Yine bir site ve yine kedi tartışması. Apartmanının önündeki kedileri besleyen genç kadın avukat, komşusunun hem kendisine hem de nişanlısına saldırdığını iddia etti ve şikayetçi oldu. Sen burada kedileri besleyemezsin, sen burada sadece çalışıyorsun, avukatsın vesaire diye üzerime yürüdü. Bir daha itsene, bir daha iter misin? Sol tarafıma böyle tokat attı, boğazıma yapıştı, merdivende bana tekme attı. Senle mi uğraşacağım ben? Sen kimsin ki? Sen bir tane avukatsın, burada gelen avukatsın. İddiaya göre parktaki kedileri besleyemezsin dedi, bir yıldır peşini bırakmadı. Alışveriş merkezinde karşılaşınca da ona ve nişanlısına acımasızca saldırdı. Sen o gün ben sana şu kediyi lütfen burada besleme dedim. Üzerime yürüdün. Sen bu saatte burada ne yapıyorsun? Senin erkeğin nerede? Dedi. Kafamı çevirdim. Devam etti. Bakın benim nişanlım arkasına bakarak yürümek zorunda değil. Akıl almaz olayın adresi Üsküdar. Avukat Dilay Kaplan'ın başı bir yıldır beladan kurtulmuyor. Çünkü iddiasına göre aynı binada yaşadığı adam sırf kedi besliyor diye onu taciz ediyor. Her yerde her zaman karşıma çıkıyor. Kamusal alan, yani onun evinin içerisinde değilim. Zaten kendi sitesindeki kediler şu an yok ve erkeğin gelsin gibi söylemlerde bulunup tehdit etmeye devam etti. Bir yıldır devam eden tacizler şiddetle sonlandı. O adam alışveriş merkezinde karşılaştı. Avukat ve nişanlısına önce hakaretler yağdırdı. Sonra da iddiaya göre saldırdı. Sol tarafıma böyle tokat attı. Boğazıma yapıştı. Bana tekme salladım. Tekme göğsüme gelebilirdi. Sen acizsin. Çünkü ezik bir yerde bürümüşsün. Paran da yok. O kargaşanın ardından iddiaların hedefindeki komşunun omzu kırıldı. Polis Dilay Kaplan ve nişanlısı Yusuf Ozan Yıldırım'ı karakola çağırdı ve genç adama uzaklaştırma kararı verildi. Hastaneye gidip daha propara aldık. Hastanede öğreniyoruz ki şahsın omzu kırılmış. İnsanlar artık refleks oluştu. Kadına dokunsanız bile o kişiye tepki gösteriyorlar. O yüzden kimin kırdığı belli değil. Komşuların kedi kavgasında son sözü yargı söyleyecek. Kendisinin akli dengesinin yerinde olmadığını beyan etmiş. Bunları mahkemede göster. Türkiye günlerce Kayseri'de soyunma odasında çekilen bu skandal görüntüleri konuşmuştu. Neyse ki futbolcularını işte böyle tek tek tokatlayıp hakaret yağdıran o antrenör cezasız kalmadı. Vermiyor. Nasıl vermiyor Arda? Sen niye pas vermiyorsun? Sen niye almıyorsun? Cibertirim lan sizi. Sırma oynadın tokumla. Biri mizah. Sen kime ne yapıyorsun? Sen? Ne vurup yavaş şaşırdım ulan. Niye koşmuyorsun lan? Diğeri ne yazık ki gerçekti. Neler bu rezalet? Soyunma odasındaki skandala imza atan Kayseri Meysuspor Teknik Direktörü Halit Kurt, 8 maç resmi müsabakalardan men edildi. 1035 günde hak mahrumiyeti cezası aldı. Yani 1035 gün boyunca futbolla ilgili sportif ve idari faaliyetler yapamayacak. Cibertirim lan sizi. Futbolcuları bir daha sıra dayağına çekemeyecek. Birçok antrenörün zaman zaman başvurduğu bir yöntem. Bunu da bir marifetmiş gibi savunamayacak. PES dedirten bir iddianın haberi var sırada. KOAH hastası adam ambulansla hastaneye götürüldü ama yanında ne doktor ne de hemşire vardı. Fenalaşan adama ambulansta bir başına bırakılan eşi müdahale etti. İşte Show Haber WhatsApp ihbar hattımıza gönderilen o skandalın görüntüleri. 12'yi çağırdık, hastaneye gidiyoruz. Hastamla beni baş başa bıraktılar. Hastama bir şey olduğu zaman acil ben mi müdahale edeceğim? Korktuğu başına geldi. Ambulansta hasta kocasıyla bir başına bırakılan kadın, fenalaşan eşine kendisi müdahale etti. Eşim yolda çok kötüleşti, ben müdahale etmek zorunda kaldım. Ayten Yılmaz Konya'da yaşıyor. KOAH hastası kocası Rafet Yılmaz'a bakıyor. Birkaç gün önce eşi fenalaştı. 112'yi çağırdık, yukarı çıktılar. Eşim de bilinç ve hafıza kaybı yoktu, kendini ifade edemedi. İddiaya göre hastanın bilinci yerinde değildi. 112 çalışanları bir şey yok deyip gitmek istedi. Hastamı hastaneye götürmemizi istedim. O anda doktor bana dedi ki size taksicilik mi yapacağız falan diye ifade etti. Taksicilikle ne alakası var? Ben 25 yılımı devlete harcadıysam şimdi de devlet bana hizmet edecek. Hastaneye gitmek istiyorum dedim. Hasta ambulansa alındı ama yanına ne ambulans doktoru ne de hemşire oturdu. 112'yi çağırdık, hastaneye gidiyoruz. Hastamla beni baş başa bıraktılar.
İçinde hemşire bulunması şartken hemşire yok şu anda. Görüyorsunuz ambulansın içinde hiç kimse yok. Bir eşim bir de ben varım. Yine iddiaya göre Rafet Yılmaz ambulansta fenalaştı. Ben müdahale etmek zorunda kaldım. Hastaneye varır varmaz da yoğun bakıma alındı. Ayten Yılmaz onları ambulansta yalnız bırakan sağlık görevlilerinden şikayetçi oldu. Hastama bir şey olduğu zaman acil ben mi müdahale edeceğim? Efendim İstanbul Eminönü'ndeki balık ekmekçiler kapanıyor mu? Büyükşehir Belediyesi balık ekmek satan teknelere ihtarname gönderdi. Haberi alan İstanbullular bakın o balık ekmek kararı için ne dedi? Bize gelen evrakta sözleşmenin iptal olduğunu, kapanması, balık ekmek faaliyetinin son verileceğini. Hiç iyi karşılamıyoruz yani, bizim için bir şok. Kapatılmasın. İhtara uymazsa polisle buradan çıkartacağımız ifade edildi şahsımıza. İstanbul'da yüzyıllardır süren bir gelenek sona mı eriyor? İşte herkesin aklındaki soru da bu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir ihtarname gönderdi. Balık tutkunlarının da çalışanların da ağızlarının tadı kaçtı. Vallahi çok şaşkınız. Konuşacak kelime bulamıyoruz. İstanbul'a gelen ilk önce Eminönü'ne gelir ve buradaki tarihi teknelerden balık ekmek alır. Ancak İBB'den yapılan bir açıklama, buraya gönderilen bir ihtarname kafaları karıştırdı. Kiracılara gönderilen yazılarda balık ekmek teknelerinin 1 Kasım itibariyle alanı terk etmesi istendi. 1 Kasım'da burada balık ekmek olmayacak mı? Devlet ne derse olur. Öyle, şu anda öyle evet. Biz de şaşkınız, bekliyoruz yani. 1 Kasım'ı bekliyoruz. Ne olacak bilemiyoruz. Bu kültürün yaşaması gerektiğini düşünenler balık ekmekçiler kapanmasın diyor. Balık ekmekçiler kapanıyor 1 Kasım'dan. Aa, niye kapanıyor? Kapanmasınlar. Camileri gezdik, geldik balık ekmek yiyelim. Yani ölmesin bence. Ben normal balığı çok sevmem. Bazen buraya geliyorum. Buranın balıkları çıtır çıtır oluyor. Çok seviyorum. Ama kapanacakmış. Kapanmasın daha iyi. Balık ekmekçiler kapanıyormuş. Valla biz Mersin'den geldik. Daha yeni duyduk. Çok üzüldük ya. Her geldiğimizde sürekli burada yiyoruz. Silivri'den geliyorum. Buraya ekmek yemek için geldim. Açık ve net söylüyorum. Nasıl? Lezzet güzel. Çok kötü olur bence bizim için. Çünkü gerçekten çok uzun süredir olan bir şey. Güzel bir mekan. Yani üzülürüm kaldırırsa tabii. Gerekçe olarak tarihi yarımadaya çok da yakışmayan görüntüler söz konusu denildi. Yeni kiracı alınmayacağı da eklendi. Zararı varsa kalksın, zararı yoksa da dursun. Efendim kıskançlık insanın doğasında var ama o da bir yere kadar. Uzmanlar uyarıyor, dozunu kaçırıyorsanız kıskançlık ruh sağlığınız için tehlikeli bir işaret olabilir. Peki o sınır nedir? Kim ne kadar kıskanıyor? İşte cevap. Kıskanılıyor muyuz? Çok. Ne diyoruz mesela eşimize? Ona bakma, buna bakma. Çiftler birbirlerini neden kıskanıyorlar? En önemlisi kendine güvensizlik. Çok geziyor. Çok gezdiği için. Ama bu kıskanma da bu sefer benim ilişkime zarar vermeye başlıyor. Kimi çok sevdiğinden. Ben kocamı çok seviyorum. Kimi çevreyi bahane ederek kıskandığını iddia etti. Ben çevreye güvenmiyorum. Evet evet aynen öyle. Kıskançlığın çokça türü var ama en şiddetlilerinden biri de ikili ilişkilerde. Bu durum ölçülüyse iyi, yani aşkı pekiştiriyor. Sevgiyi güçlendiriyor, bağlılığı güçlendiriyor. Her zaman haklı. Ama ölçü kaçtıysa vay halinize. Her şey birden alt üst edebiliyor. İyi hoş da neyi neden kıskanıyoruz? Bizde kıskançlık yok ya. Ona güveniyorum, bu yüzden kıskançlık bizde yok. Nerelisiniz? Ukrayna'dan geleceğim. Önceden eve çok kıskanıyordum 5 yıl öncesine kadar. Evlendikten sonra biraz daha yumuşuyor her şey. Tabii ki gülü seven dikeni katlanıyormuş. Ben de katlandım. Eğer çok fazla kontrol ediliyorsak. Fazla erkeklerle muhatap olma. İşte kılık kıyafetine dikkat et. Çok açık giyinme. İşte benim giyimime sürekli bir takım olumsuz yorumlarda bulunuyor mu? Ya da benim işte eve giriş çıkış saatlerimi sürekli kontrol edip bunu bana yansıtıyorsa. Tehlike çanları çalmaya başlamış demektir. Ölçüsüz kıskançlık hastalık belirtisi. Kim mesaj attı o kim? Nereden tanıyorsun? Kime ekledin? Görüntülü arayacağım konuma hayır inanmıyorum nerede olduğuna diye uzayan sorular. Bunları soran erkeklerimiz ya da kadınlarımız var. Yok değil. Ama bunu aşk sanıyorsanız değil. Orada bir durun. Bu bir aşk değil. Kadınlar kıskanılmayı sever ama fazlası da biraz bunaltıyor. Biraz önce saymakla bitiremediğimiz tüm bu sorular karşılaşılan en sık örneklerdi. Ama tüm bunlar
birer psikolojik rahatsızlık. Buna etken olanlardan biri de elbette sosyal medya. Çünkü sanal dünyada kişiler birbirlerini kendileriyle kıyaslıyorlar. Bu da kıskançlık dürtüsünü harekete geçiriyor. Özellikle de WhatsApp'ta ne zaman çevrim içi olmuş, en son ne zaman girmiş veya işte sosyal medyada en son kaç kişiyi eklemiş. Sosyal medyadaki ünlü birinin fotoğrafını bile beğense niye beğendin diye kavga çıkartabiliyorlar. Hamsinin çorbasını, turşusunu hatta tatlısını bile gördük ama burgerini hiç duymamıştık, o da oldu. Çılgın bir usta hamsi burgeri icat etti. Hamburgerin ana vatanı Amerika'ya da benden korkun mesajı verdi. Hamsi burgere geliyoruz. Hamsi burgerin ekmeği Trabzon ekmeği. Trabzon ekmeği, başka olmaz bizde. Hop, bunu buradan doğru kapatıyoruz. Hop. Ketçaba mayoneze son. Kimin buluşu? Bu buluşu ben buldum. Hamsi'nin her şeyi var, neden burgeri yok dedi, mutfağa girdi. O mutfaktan da hamsi burgerle çıktı. Evet, ekmeğimizi açtık. Biraz büyük değil mi efendim? Büyük olsun. Biz onların ekmeğini bir hamda yiyoruz, onlar bizim ekmeği 20 hamda yiyemezler. Önce yeşilliği, domatesi, soğanı, evet, maydanozu doldurduk. Buradayız. Hop. Ve bunun üzerine... Nedir efendim? Efendim bu hamsili burgerimizin sosu. Sonunda burgeri doldu. Hamsi burgerin en dikkat çeken özelliğini anlamaksa zor değil. Önce karnı değil, gözü doyurması. Efendim sol tarafımda herkesin bildiği bir hamburger, sağ tarafımda sadece benim, ustasının ve şu anda bu görüntüleri sizlere ulaştıran kameraman abimizin bildiği hamsi burger var. Şimdilik 3 kişi biliyor ama çok yakında herkes duyacak bunu. Çünkü bu işin ustası hamsiden daha fazla neler yapabilirim acaba? Sınırları nasıl zorlarım diye düşündü ve ortaya hamsi burgeri çıkardı. Herkes çıkartıyor o burger, bu burger, şu burger, bu burger. İşin orijinali burada. Ne bu? Bunun adı hamsi burger. Hem sağlıklı hem lezzetli. Ağızları sulandıran hamsi burgerin belirgin bir öğünü de yok üstelik. Sabah kahvaltıda ye, öğlen yemeğinde ye, akşam yemeğinde ye. Çok güzel, nefis, 10 numara. Ustamın ellerine kollarına sağlık. Çok güzel, çok lezzetli. Götürelim efendim. Abi yavaş. Ama dadına doyulmuyor mecburen. Amerikalılar düşünsün bunu. Av sezonunun başlamasıyla tabii ağlar en çok da hamsiyle doldu. Sadece ağlar değil, mutfaklar da hamsiyle doldu. Hamsili pilav, hamsili pide. Bu bize özel bir şeydir. Kiremitli hamsi buğulama. İtalyanlara rakip olsun dedik. Hamsili spagetti makarnamızı yaptık. Paso geliyor hamsi yemekleri. Hamside sıkıntı yok. Bin bir çeşit yemek menüsü var. Hamsili patlıcan dolma, hamsili biber dolma, normal hamsi dolmamız, hamsili köftemiz, hamsinin kuşu. Bitmiyor. Bu poğaçamız, hamsili poğaçamız. Bu da bizim hamsili pilavımız. Hamsi küçüktür, sülalesi kalabalıktır. Bu bizim o hamsinin tavası, nereden bulaması. Arada bu kaygana. Tabii ki çorbasını da unutmayalım dedik. Denizden aldık, burgerin içine koyduk. Haydi afiyet olsun diyelim. Bekleriz. Efendim Cumhuriyet Bayramı'nda mikrofonu bir de kuyumculara uzattık. Çünkü Cumhuriyet altını da Cumhuriyet'ten sadece 2 yaş küçük. Peki ama çeyreğe ve grama rağmen halen Cumhuriyet altının hatrını soran var mı? İşte sokağın yorumu. Cumhuriyet 96 yaşındır. Aklımıza bile Cumhuriyet altını geldi. En son ne zaman gördünüz? Güzel bir soru. Herhalde 5 sene önce. En karlı yatırım Cumhuriyet Atalarası'dır. Cumhuriyet 96 yaşında, Cumhuriyet altını da tam 94 yaşında. Milli altınımız. Yıllardır devam eden bir serüveni var. Hemen Cumhuriyet döneminde altın para basamadık. Altın paraya 5 Ekim 1925'te geçebildik. Ve eskisi kadar rağbet görüyor mu? Düğünlerde ya da yatırım amaçlı. Alan eskisi gibi yok tabii. İşte Cumhuriyet Bayramı'nda Cumhuriyet altınının hikayesi. Bugünkü anlamdaki Cumhuriyet altını dediğimiz şey ise ziynet eşyası olarak ta 50'lere doğru. O zaman düğüne giderken eş dostum akrabaya en kötü şekilde bir yarım alıp gidiyorduk. Cumhuriyet altını 1900 TL şu anda. Oğlumun düğünü var, hazırlık yapıyorum. Alsam mı almasam mı diye karar veremiyorum. Önceden çok takılır mıydı? Takılırdı, şimdi gramlara düştü. Bir Cumhuriyet altını 1900 lira olunca düğünlerde kimse yüzünü göremez oldu. Düğünlere katılmıyor artık Cumhuriyet altını. Altını bulursam hiç kimseye takamam. Çocuğuma saklarım. O zaman şimdiki gelinler sizin zamanınızdaki bir şanslı değil. Ama şimdiki bizim gibi de gelin yok. Ama sevdiği bir yer var.
yastık altı yatırımcılar hala Cumhuriyet altınından vazgeçmiyor. En karlı yatırım Cumhuriyet Atalarası'dır. Eğer paranız varsa altın biriktiriyorsanız 4 çeyrek altın alacağınıza 2-4 çeyrekte 20 TL zararınız olur. Bir Cumhuriyet altını almanız 4 çeyrekten biraz daha ağır. Daha mantıklı. Çünkü Cumhuriyet altını bozdururken daha az zarar ettiriyor. Cumhuriyet'te de 10 TL zararınız olur. Cumhuriyet atal lirasından sonra çıkan yarım altın, ondan sonra çeyrek, 1 gram, yarım gramı, hatta gramın çeyreği de çıktı. Cumhuriyet altını en değerlisi. O konu tartışmaya kapalı. Ama en gözdesi de gram altın. Vallahi gene de 1 gram satılıyor. 275 TL. Çünkü düğünlerde artık en çok gram altın takılıyor. Düğüne karşıyım, hiç gitmiyorum düğüne. Kökten çözün. Kökten çözün. Kimse evlenmesin altınlarda böyle. Bak ne kadar güzel duruyor. Şemdinli'de görev yapan genç bir öğretmen hayatını sadece öğrencilerine değil sokak hayvanlarına da adadı. Onların resmen annesi oldu. İşte her gün okul çıkışı sokak köpeklerine koşan, onlara su ve mama götüren Eda öğretmenin örnek hikayesi. O nereye, köpekler oraya. Eda öğretmen sokak köpeklerine resmen annelik yapıyor. Küçükleriyim. 37 yaşındaki Eda Kırkıcı Yıldız, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde İngilizce öğretmeni. Dersi biter bitmez soluğu köpeklerin yanında alıyor. Öpücük ver kızım anne. Öpücük ver kızım anne. Oh. Oh. Öperim ki. Kasaptan aldığı etler ve yardım paralarıyla aldığı mamalarla sevimli dostlarını 3 yıldır besliyor. Her gün geliyorum okuldan sonra akşamüstü. Onların etini, mamalarını bırakıp, sularını bırakıp öyle dönüyorum. Tamam. Kardeşi de götüreceğiz. Elinden geldiğince tedavilerini de yapıyor. Onları kulübe yaptırdık. Belediye yardım etmiştim. Ama kulübe yetmiyor. Onların aslında bir barınağa ihtiyacı var. Yarın yağmurlar, soğuklar başlayacak. Güzel bir barınağımız olsa hayatlarını sürdürürler. Telaşlı, yoğun bir yaşam stres seviyemizi sürekli artırıyor ve aşırı stresin ise sağlığımıza olumsuz etkileri var. Ancak doğru beslenme ile stresi de, kaygıyı da azaltmak mümkün. Bu ıspan abi, haydi oğlum, haydi ıspan asya. Koyu yeşil yapraklı sebzeler stresimizi azaltmaya yardımcı. Tabii ki sağlıklı, demir vitamin var ıspanakta. Çiğden salatasını da yapabiliriz, yine biraz pişirip kıymalı yemeklerini de yapabiliriz. Çünkü magnezyum yönünden oldukça zengin bir besin ıspanak vücudu sakinleştiriyor ve stresi azaltıyor. Yoğun iş temposu, telaşlı bir yaşam, hava kirliliği, çevre kirliliği gibi faktörler aslında stres seviyemizi artırıyor. Ancak sağlıklı besinlerle stresimizin vücudumuzu alan olumsuz etkilerini azaltmamız mümkün. Stres vücudu kasılı bir halde tutuyor. Bu yüzden iyi beslenme stresin önüne geçiyor. İşte o besinler. Biber tüketebiliriz, roka tüketebiliriz, maydanoz tüketebiliriz. Brokoli karnabahar tam mevsimindeyiz. Birlikte haşlayabiliriz, yoğurtlayabiliriz. Sarımsak da yine bize yardımcı olacak, stresimizi azaltacak. Muz da mutlu eden ve stresi, kaygıyı azaltan meyvelerden. Vallahi yedikçe yesim geliyor ama kilo aldırıyor diye fazla yemek istemiyorum. Hem kronik yorgunluklarımızı önlüyor, hem stresimizi en aza indiriyor. Balık da stresimizi azaltmada en etkili yiyeceklerden bir tanesi. Çünkü omega 3 kaynağı. Bakın şu anda da tam mevsimi, bütün tezgahlarda onlarca çeşit balık bulunuyor. Doğru söylüyorsunuz, aynen katılıyorum. En az haftada iki defa. Kızartma yapmayacağız, fırında pişireceğiz, buğulamasını yapabiliriz. Bir parça bitter çikolata, günde bir adet yumurta da oldukça etkili. Yoğurt, kefir gibi gıdaları ise hayatın bir parçası haline getirmek gerekiyor. Serotoninimizi salgılatmasını artırıyor ve böylelikle de serotonin yüksek insanlar mutlu insanlar ve dingin insanlar olabiliyor. Karbonhidrat yönünden zengin tahıllar ve baklagiller de vücuda enerji veriyor. Çünkü çok iyi lif kaynakları, posa kaynakları çok güzel bağırsaklarımızı temizliyorlar. Şov Haber, WhatsApp ve Bip ihbaratlarımızı hatırlatalım. Telefon numaralarımız 0536 266 90 çift 0 veya 90 02 diyelim ve şimdi ara verelim. Şov Ana Haber'in sonuna geldik. Yarın yine gündemin öne çıkan gelişmeleriyle karşınızda olacağız efendim. İyi akşamlar.